onlar yorulmuyor da sen yoruluyorsun? Dinliyorum ki yorulurum ya. Ana buna bakmak lazım. Sadık durumu iyi değil. Allah esirgesin. Bir gün Sayın Demirel Cumhurbaşkanı telefon etti, adı kardeşim dedi. Karına su vermeye gidiyoruz dedi. Ben de dedim beyefendi. Yakında ben bir hafta 10 gün evvel geldim dedim. Nazlandım. Sana da istersen tayyarımı göndereyim dedi. Beyefendi dedim yani pek bir şey değil benim için dedim. Ben o tünellerin içinde büyüdüm dedim. Biliyor musun? Beyefendi su akıtılacak. Bir kız bana bak kardeşim dedi. O beğenmediğin su yeşil ırmak kadar dedi. Uçağımı mı göndereyim sana falan. Takıldı. Biz bir izin atladık. Türk Hava Yolları'na gittik. İlk defa hayatımda bir Cumhurbaşkanı uçağına bineceğim. Uçak sakatlanmış gelemedi. İki tane askeri uçakla pervaneli. Geldik barajın üstüne. Yanımızda da çok sayın bir başbakanımız var. Hanımefendi. Baktı aşağıya. Aa ne güzel bir su var aşağıda dedi. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıydı bu hanım. Çiller. Şimdi ben Urfa'ya geldim mi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir arabası vardır müdürün. Onu bize tahsis ederler. Arkasında yazar. Filiz Otyam, Fikret Otyam. Önde yazar. Şoför tanıdık hala. Şimdi Antalya'ya yerleşti. Bir sebze bilmem nesinde orada çalışıyor. Diyeceğim bir yığın kitap yazdım. Yani röportajlarım çıktı. Yazdım yazılar Urfa ile ilgili. Ödüller kazandım. Bilmem ne onları geçelim. Kitaplar oldu. En çok Urfa hakkında kitap yazan herhalde bu fukara. Çünkü bir Urfa'ya ait bir yazımda keşke anam beni Urfa'da doğuraydı derdim. Ben öyle Urfalıyım. Öyle Urfalıyım. Harran'ın en güzel renklerini, mühür gözlerini, keçilerini tuvaline ve kitaplarına nakışlayan Harran sevdalısı Fikret Otyam ve Harran'ın delikanlılarıyla kızları 19 Mayıs yaklaşıyorken Antalya'da bir araya geldiler. Onları buluşturan neden, 2001 yılından beri binlerce öğrencinin geleceğini aydınlatmaya devam eden Fikret Otyam halk kitaplığıydı. Harran'da bir kütüphanenin ne anlam taşıdığını bilmek için okul çıkışlarında başka hiçbir yere uğramadan kütüphaneye giden ve dünyaları ışıyan, ufukları gelişen çocuklarla tanışmanız gerekiyor. Nüfuslu iki göz odalı evlerde yaşayan öğrenciler Fikret Otyam Halk Kitaplığı'nda ders çalışıyor, kitap okuyor, bilgisayarda araştırmalarını yapıyor, kendi deyimleriyle hayata hazırlanıyorlar. İşte bu gençler yıllardır özlemle ve merakla bekledikleri buluşmayı yaşadılar. Harranlı 40 öğrenci Antalya'ya gelerek Fikret Otyam'a mihman oldular. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bir buçuk aydır buraya gelmek için uğraşıyoruz. Sonunda Allah'a şükür geldik yani. Çok merak ettiğim Fikret hocamı da gördüm ileride. Artık ölsem de gam yemem. Öyle yani. Biz de çok mutlu olduk buraya geldiğimiz için. Çok tanımak istiyorduk zaten. Çok merak ediyorduk. Ve kütüphaneye her zaman gidip kitap okuyorduk. İyi ki gidiyoruz. Kitap okumak cidden çok güzel bir şey. Herkes okusun diye öneriyorum. Fikret Bey'i gördüğümüz için de çok mutluyuz. Hani nasıl desem kitapları dağıtman gibi mesela bir geleceğimizin Harran'ın bir değişikliği, bir ışığı, bir gibi bir şey yani Harran'ı değiştirecek bir şey. Onun elinde olacak bir şey. Mesela kütüphaneyi açılması ile insanları bilgilendirmesi ve güzel şeylerle yani eski kafalarına göre cahillerine kalmamaları için. O yüzden yani. Fikret Otyam deyince aklına ne geliyor? Kütüphane ve kitapçılık, resim gibi şeyler geliyor aklıma, görseller, sanatlar falan. İleride sen de resim yapmayı düşünüyor musun? Yani profesyonel, daha doğrusu sanat anlamında. Evet, olmak istiyorum yani. Çok istiyorum.
Ya zaten ben ilk atanan Fikret Otemi Çağrı Kütüphanesi'ne ilk atanan kütüphaneciyim. İşimi yapmaya çalışıyorum. Yani yeni mezun, yani yeni dediğimiz çok yeni değil de 6-7 senelik mezunum. Elden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum. İşte öğrenciler mesela akşam istiyor, akşam açıyoruz. Yani dark imkanlarla. Gündüz öğleyi mesela kapatmıyoruz, çocuklar gelsin yeter ki kapıda beklemesinler. Yani öğrencilere biraz olsa, katkımız olsa ne mutlu bize yani. İşimizi yapmaya çalışıyoruz elden geldiğince. İşte bu geziyi de Fikret Bey'le tanışmayı uzun zamandır hayal ediyorduk diyelim. Hayal ediyor, gerçekleştiğini hiç tahmin etmiyordum. İşte en son kaymakam bey, yeni kaymakam, genç idealist bir kaymakam bey geldi. Ona söyledik, o da olumlu baktı olaya. Maddi konuda yardımcı olursan, çünkü bizim herhangi bir tane bir geliri yok. Yani bir gezi için bir ödenek falan yok. Kaymakam beye söyledik sağ olasın, belediye başkanımıza söyledik. İşte kaymakam beyle belediye başkanının yardımıyla işte çocukları topladık geldik diye Fikret Bey'e bir gez, hem ziyaret edelim hem bir geçmiş olsun diyelim. Sevindirelim, o gelemiyor yaşından dolayı, ben yaş ilerlemiş. Daha önce sık sık geliyormuş duyduğuma göre. Çünkü oradaki memur arkadaşlarla görüşüyor. Daha önce sık sık geliyormuş. O gelemiyorsa biz gidelim dedik. İşte öyle çıktık geldik. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz burada bugün küçük bir kütüphanenin bir çocuğun, bir gencin yaşantısında neleri değiştirebileceğini gördük. Ona şahitlik ettik aynı zamanda. ...19 Mayıs arifesinde yaşları 14 ve 18 arasında değişen Harranlı konukları Türkiye Gençlik Birliği ile buluşturmadan olmazdı. Çakırlar'da portakal ağaçlarının altında Urfa türküleri eşliğinde Cumhuriyet Çınarı Fikret Otyam'la kucaklaşan gençler, bu kez Cumhuriyet'in bekçisi TGB'lilerle 40 yıllık dost gibi kaynaştılar. Halaylar çektiler. 19 Mayıs'ı, Atatürk'ü ve geleceği konuştular. Vatanı ve Cumhuriyeti ana kucağı bilen Harranlı gençlere kulak verdik. Urfa'dan, Harran'dan gençler geldi Antalya'ya. Cumhuriyet Çınarı Fikret Otyam'la buluşmak için, onunla kucaklaşmak için. Fikret Otyam Halk Kütüphanesi'nin müdavimleri gençler geldi. Ve bugün de Cumhuriyet'in bekçileriyle buluştular. Türkiye Gençlik Birliği'yle. Onlarla kısa bir söyleşi yapacağız. İşte sevinçliyiz buraya geldiğimiz için, Fikret hocamızı gördüğümüz için, bu kadar güzel eserler verdiği için, bu kadar. Bu kadar bir. Peki Antalya'da seni en çok etkileyen şey ne oldu? En çok denizleri, işte şelaleleri, işte müzesi, bir de Fikret hocamızı gördüğümüz için çok sevindik işte. İşte bütün her yer güzel yani. Bütün insanlar işte sıcakkanlı. 19 Mayıs hani 1914 ile 18 arası savaş vardı yani. O kadar Türk milleti, Türk bütün yurt genelinde savaş vardı. Herkes seferber ilan edildi. Herkes elinden geleni yaptı. Bir de Mustafa Kemal önderliğinde herkes yani onun şeyinde nasıl desem onları örgütledi işte, onları savaş kazanmasını şey yaptı, önderlik etti. Öyle. Peki şimdi gençlerle de buluştunuz. Türkiye Gençlik Birliği'nden gençlerle. Duyguların nedir? Vallahi onlar bizim için hep uğraşıyorlar. İnşallah biz de onlar için şey yapacağız yani. Onları mahcup etmeyeceğiz. 9 Mayıs senin için ne ifade ediyor? Tek kelimeyle bağımsızlığımızı bize gösteriyor, öğretiyor, hatırlatıyor. Öyle. Atatürk'ün bize gösterdiği gençlik hedeflerine doğru ulaşmaya çalışacağız. Zaten abilerimiz bu hedefte bize hedeflerini gösteriyor. Az önce zaten şeyde gördük hedeflerimizi. Ona doğru inşallah ulaşacağız. Atatürk'ümüzün gösterdiği hedef çizgisine doğru inşallah gideceğiz. Lise 3. sınıfa, lise 3'teyim. Üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Sağ olsun kaymakamlık böyle bir organizasyon düzenledi. Bu geziyle derslerimize iki kat daha fazla sarılabileceğiz. Bizim açımızdan iyi oldu.
Neden daha fazla sarılacaksın? Hani ne bileyim, hani burada mesela görüyoruz, mesela biraz dışarıda falan geziyorum. Malum hocam, mesela bizim ilçemiz mesela Haram pek gelişmiş bir ilçe değil. Hani burada kazanırsak falan buraları daha iyi görürüz, mesela burada yaşarız falan. Onun için iyi oldu yani. 19 Mayıs senin için ne ifade ediyor? 19 Mayıs hocam, arkadaşın dediği gibi bağımsızlığımızı ifade ediyor yani. Dediğim bağımsızlığımızı ifade ediyor. Atalarına gurur duyuyor musun? Tabii hocam. Onlara size gurur duyuyorum. Gösterdiği gençlik etaplarına doğru yolda oluyoruz. Fikret Otyam Kütüphanesi'nde neler yapıyorsunuz? Ders çalışma yapıyoruz. Kitap okuma. Ayrıca çok iyi bir yer. Yani bizim imkanımız tam orada. İnşallah. Peki evlerde derslerinizi çalışma konusunda zorluk mu yaşıyorsunuz? Orada sıkıntı çekiyoruz işte, aile derken şudur burada, imkan kısıtlı. Onun için kütüphaneye geçiyoruz, orada çalışıyoruz. Şimdi birileri ayrıştırmak isterken bunlar bizi daha da birbirimize yakınlaştırıyor. Ki böyle gençler var. Yani ne mutlu bize. Fikret hocamız gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmiş ve halen gitmeye devam eden, bazı engellemelere rağmen, ayrıştırmalara rağmen biz böyle hocalarımızla gurur duyuyoruz. Yani artık yani başka Türkiye'nin olmadığını halkımızın anlamasını istiyoruz. Artık uyansın, başka Türkiye yok çünkü. Lise son öğrencisiyim. Harran, Urfa'dan geliyorum. Akçakaleliyim ama Harran'da okuduğum için Harranlı da sayılıyorum bir bakıma. Öyle. Antalya'ya gelmek nasıl bir duygu yarattı sende? Antalya'ya gelmek çok iyi bir duygular yarattı bizde. Yani merak ettiğimiz yerleri görmüş olduk. Ayrıca birçok kişiye de tarif edebileceğimiz, oraların güzelliğini anlatabileceğimiz bir şey oldu. Çok güzel anılar yaşatıyor insana. Yani Antalya bir başka oluyor. Öyle. Çok, inşallah. 19 Mayıs ne ifade ediyor senin için? Önceden 23 Nisan şeyi varken hani çocuğuz diye onun şeyi vardı. O bayram gelecek de kutlayacağız heyecanı vardı. Artık 19 Mayıs'la ilgilendiğimiz için o da bizde ayrı duygular yaratıyor. Atamızın bize bırakmış olduğu güzel şeylerden biri. Çok değerlidir yani. Atamızın bıraktığı çok güzel bir şeydir bence. Evet. 18 yaşındayım. Lise 4. sınıfa gidiyorum. Anaokulu işte bölümünü okuyoruz. Ana sınıf öğretmenliği için okuyoruz. Çalışıyoruz öyle. Ana sınıf öğretmeni olacaksın. Peki yani mesleğe atıldığın zaman özellikle çocuklarına vermek istediğin, çocuklarına öğretmek istediğin bilgi, birikim nedir? İlk öncelikle zaten insanlığı öğreteceğiz biz çocuklarımıza, saygıyı. Öyle şeyler öğreteceğiz inşallah. 19 Mayıs bize gençliğimizi hatırlatıyor. Atamız işte bize gençliğimizi hatırlatan bir şölen bir şey. O gençliğini hatırlayan insan ne yapmalı? Coşmalı. Atanın izini takip etmeli. Atatürk'e benzemek istemeleri lazım. Yani o iyi ki bize bu Türkiye'yi vermiş. İyi ki varmış. Ya 19 Mayıs bizim için çok büyük bir bayram ve atamızın gençlere hep değer verdiğini fark ediyoruz. Biz bu değeri daha da büyüteceğiz inşallah. Onun izinde gidiyoruz. Türkiye bize ait. Biz onu koruyacağız inşallah. Daha da yüksek bir yerlere gelecek bu Türkiye. Ona inanıyorum. Atalarımızın bize bıraktığı şeylere sahip çıkmaya çalışıyorum. Onlara layık bir genç olmaya çalışıyorum. 19 Mayıs denilince hani 19 Mayıs geldiğinde şöyle bir duygu oluşuyor. Hani atalarımızın bizim için yaptıkları, girdikleri savaşların falan hani hepsi aklımıza geliyor. Hani 19 Mayıs geldiğinde hani yapılan etkinlikler bize şunu hatırlatıyor. Hani bizim daha fazla çalışmamız gerekiyor ki onlara layık bir genç olalım. Bize bıraktıkları eserleri hani daha fazla koruyalım. Yani öyle. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Size de çok teşekkür ederiz böyle bir dernek kurduğunuz için. Gençlerimizi böyle bilgilendirdiğiniz için, Atatürk'ün yolunda ilerlemeyi öğrettiğiniz için onların bizim için yaptıklarını daha da çok fark etmemizi sağlıyorsunuz. Bize hatırlatıyorsunuz bunları. İnşallah biz de bunlara layık olacağız. Sizin izninizle Atatürk'ün
önderliğinde böyle bu yolda yürüyeceğiz. Türkiye'mizi daha çok büyüteceğiz, daha çok geliştireceğiz. Bize bıraktıkları emanetlere hep sahip çıkacağız inşallah böyle gençler olarak inşallah. Hani o Harran'a geldiği gibi Harran'a bir ışık ya da bir güzellik ya da geleceği güzel veren bir kitaptan başlayıp insanın geleceğini güzel ve doğatan, Harran'ı değiştiren bir şey mesela. Mesela bir ışık gibi. Kitap bir ışıktır mesela. Kitap olmasa cahiliye döneminde kalırız biz. O mesela kitapları uzattı, kütüphaneye açtı. Kütüphaneyi açtığında kitapları falan bilgi alırız. Bilgi aldıktan sonra cahiliyete değil de resmen medeniyete doğru yöneliriz mi? İnsanların mesela bir nasıl desem size, hani akıllarında bir kurgu, bir gelecekte bir gelişim veya Harran'ı değiştirme gibi şeyler oluyor. O Fikret Atyaman mesela bizim geleceğimizin bir ışığı, Harran'a güzel bir ışık verdi diyelim. Yani bir kütüphane hayatınızı bu kadar değiştirdi, evet. Bu kadar etkiledi. Evet, aynen öyle. Yani bir kütüphane Harran'ı değişecek güzel bir şeydir. Ta Antalya'dan Urfa'ya gelmesi güzel bir şeydir mesela. Bizim de onu görme şansımız güzel bir şeydir. Ben onu görmedim, o beni görmedi ama çok güzel resimler yaptı. Seri halde. Kursun önünde yazıyor, geldikler oturdu. Vefa, vefa, vefa. Benim Urfa'ya çok emeğim var. Helal hoş olsun. Unutmuyorlar. Bir de böyle kalkıp gel oradan adımı taşıyan kütüphanenin önünden kalkıp gel buraya. Her sınıftan arkadaşlar. 19 Mayıs mesajı alsak sizden bu gençlerimiz. Yurt sevgisini içlerinden atmasınlar. Nice 19 Mayıs'lara... İnsanlar hani mesela stres atmak istedikleri zaman, mesela ben stres atmak istediğim zaman ya da birisine kızdığım zaman direkt ben kendimi topa veririm, spora veririm. İnsanları daha kırmazsınız o zaman. Daha da eğlence bir hale gelir her şey. Peki 19 Mayıs aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın başladığı, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı ve bütün yurdu düşman işgalinden kurtardığımız, yani Türk halkının bütün yurdu düşman işgalinden kurtardığı tarih ilk adımı. Sen ne hissediyorsun? Ya çok güzel bir şey. Biz bütün Türkiye'yi bize bırakmışlar zaten. Türkiye'ye sahip çıkmak için gençlere kalmış artık. Biz gençsek biz Türkiye'mize sahip çıkmak zorundaydık. Her zaman. Bizi bugün Urfalı kardeşlerimizle buluşturduğu için Fikret Hocamıza öncelikle ben çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün geçtiğimiz süreçte bizim bugün burada verdiğimiz birlik mesajı, kardeşlik mesajı, o barış süreci denen aslında bir ayrışma süreci olan bu süreci yönetenlere çok iyi bir cevap olacak buradan. Biz Urfalı kardeşlerimizle Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i, biz bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir kavramında birleşmiş gençler olaraktan bu süreci yönetenlere buradan o cevabı veriyoruz. Türk ve Kürt'ü ayrıştıramayacaksınız. Türk ve Kürt'ü bölemeyeceksiniz. Bu topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Biz 19 Mayıs'ta yine Ankara'da Sığiye Meydanı'nda yine Urfalı kardeşlerimizle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından, İstanbul'dan, Antalya'dan, Ağrı'dan, Urfa'dan, Türkiye'nin dört yanından gelen arkadaşlarımızla birlikte bu mesajı o meydandan o gün tekrardan vereceğiz. Otyam'ın adını taşıyan Harran kitaplığı yıllardır gençlerin geleceğine umut ve azim taşımaya devam ediyor. TGB'liler ve Harranlı gençler sıcacık bir kucaklaşmayla ayrılırken bir dahaki sefere Otyam'ın vefalı topraklarında buluşmak için sözleştiler. Yanı başlarında ustaları Otyam'la. Ama önce ilk durak
19 Mayıs'ta Ankara.